Selamun aleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün eFootball 2024'ün PES 2024'ün 3. bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar. Bugün yeni bir güncelleme geldi gençler. Yani gelmiş daha doğrusu. Ben o güncellemeyi yaptım. Bakalım yenilikler, yeni takımlar gelmiş mi? Bunu göreceğiz. İsterseniz yavaş yavaş başlayalım. Rüya takımına daha girmeyeceğim gençler. Çünkü rüya takım isteğinize bağlı ve izlenmeye bağlı gelecek arkadaşlar. Onu da size söyleyeyim. Bakalım bizi neler bekliyor, bunu görelim. İsterseniz yavaş yavaş başlayalım. İkinci bölümü daha atmadım. İkinci bölüm gelmiş olması gerekiyor kanal arkadaşlar. Zaten bu videoyu çektiğimde büyük ihtimal gelmiştir. Üçüncü bölümü atacağım. Bakalım yenilikler ve yeni takımlar gelmiş mi? Buna bakalım. My Club ve Analik modu hala yok arkadaşlar. Menüsü bu şekilde zaten ve gösteri maçı ve özgün maç diyoruz. Ben orta seviye yapacağım gençler maçı. Birazcık daha alışmam lazım hala. Çünkü çok maç yapmadım. Deneme maçı yapacağım. Inter Miami falan var. Amerika Ligi galiba gelmiş. Etkinlikler kısmından gördüğüm kadarıyla. Deneme maçı ve gösteri maçı diyoruz ve maçımıza geçiyoruz. Avrupa, Güney Amerika, Kuzey ve Orta Amerika ve Asya ve Okyanusya. Ben Türkiye ile maç yapacağım arkadaşlar ve Avrupa diyelim. Ve Süper Ligimiz gelmiş arkadaşlar. Trendyol Süper Ligimiz gelmiş. Çok iyi olmuş arkadaşlar. Bu isteğe bağlı olarak Konami kullanıcıların isteğine göre, şikayetlere göre Süper Ligimizi full lisanslı bir şekilde eklemiş arkadaşlar. Samsun Spor, İstanbul Spor, Beşiktaş, Çaykur Rizespor, Kasımpaşa, Başakşehir, Fenerbahçe, Galatasaray, Karagümrük, Trabzon, Pendik, Ankaragücü, Gaziantep, Konya, Kayseri, Sivas, Adana Demirspor, Antalya, Alanya ve Hatay Spor'u eklemiş arkadaşlar. 20 takımımızı full bir şekilde lisanslanmış. Bu yoktu gençler. Geçen sene lisanssızdı. Bu sene hiç yoktu ilk inceleme yaptığımda. Fenerbahçe Galatasaray derbisi yapacağım arkadaşlar. Tek maç yapacağım ve oyuncu yüzlerine de bakacağım. Benzeyen benzemeyen bakalım yüzleri yapmışlar mı buna bakacağım. Fransa Ligi'ne bakalım. Paris Saint-Germain eklenmiş. Bu çok iyi olmuş. Fransa Ligi'nin gelmesi benim çok hoşuma gitti arkadaşlar. Lyon, Lille falan da yoktu. Sadece Monaco vardı. Paris Saint-Germain'le de maç yapacağım arkadaşlar. İspanya Ligi'nden Barcelona. Güzel gençler. Barcelona sadece var. Yani Real Madrid ve Atletico Madrid yok arkadaşlar. Maalesef yok. Yani Barcelona ve Atletico Madrid yok arkadaşlar. Yani Real Madrid ve Atletico Madrid yok. Barcelona var sadece gençler. Zaten Barcelona dışında İspanya Ligi'nden lisanslı takım yoktu arkadaşlar zaten. Yani buraya hiçbir takım eklenmemiş. Real Madrid ve Atletico Madrid yok. İngiltere Ligi'nden Manchester United ve Arsenal var. Hala iki takım var. Fazla takım yok arkadaşlar. Yani diğer takımlar yok. Yani hala İngiltere Ligi ve İspanya Ligi'nde lisans sorunları devam ediyor. Liverpool ve Manchester City yok arkadaşlar. Diğer takımlarda Bayern Münih var. Sadece başka takım eklenmemiş. İngiltere Ligi ve İspanya Ligi lisanssız arkadaşlar hala devam ediyor. Birkaç takım dışında. İtalya Ligi'nde Juventus hala yok arkadaşlar. Inter Milan zaten vardı. Roma falan da vardı. Serie B'de de sadece bir takım var. Pisa Sporting Club milli takımımız da bu şekilde var. Ve hemen Süper Lig'den arkadaşlar Fenerbahçe diyelim ve Galatasaray maçı derbi maçımızı yapalım. Hemen maçımıza geçiyoruz. Yeni stadyumlar gelmiş mi hemen bakalım. Upover Stadyumu ile Gewiss Stadyumu yoktu. Bunlar galiba yeni gelmiş. Roma'nın stadyum, Olimpico ve Lazio stadyumları da yeni gelmiş. Wembley galiba yeni gelmiş. Wembley'de yapacağım arkadaşlar. Başka stadyum yeni gelmemiş. Zaten Old Trafford, Emirates Stadyum falan vardı. Ayarlar kısmında da oynanış. Gençler ben orta seviye yapacağım. Biraz maç heyecanlı olsun. Mükemmel diyelim. Kuralları da 10 dakikadan fazla olmuyor arkadaşlar maalesef. Hala daha açık uzatmalar ve beraberlik falan olursa ve ileri diyoruz. Barcelona sadece lisanslı arkadaşlar İspanya Ligi'nde. Real Madrid, Atletico Madrid yok. Büyük bir eksiklik. Edin Dzeko ve Icardi. İki dev yıldızın forması var. Fenerbahçe'nin çubuklu forması ve sarı forması var. Klasik formayla çıkalım. Deplasmanda Icardi'nin de Galatasaray'ın da kendi formasıyla çıksın ve beyaz forması var. İleri diyoruz arkadaşlar ve formalar lisanslı kadrolara da bakacağım arkadaşlar. Bakalım kadrolar ne durumda. Ratinglere, overall'lara, yüzlere bakacağız. Oyun planı diyelim. Arkadaşlar kadrolar full güncel kadrolar. Ben Miyazaki yerine oyuna Fred'i dahil edeceğim. Fred Zeiss değişikliği yapacağım. Ostor Wolde yerine Alexander Djiku.
onsuz olmaz ve Rodrigo Becao Samet değişikliği yapacağım. Overall'lara gelince Dzeko 83, gençler çok iyi. Szymański 80, İrfan Can 72, biraz düşük olmuş. Duşan Tadic 82, Fred gençler 81, tabii ki de dünya cümle yıldız iyi. Ferdi 80, iyi üst düzey performansından dolayı. Dzeko 79, Becao 80, Osayi 78, Livakovic 82, Galatasaray'da gençler Icardi 82, gençler Nelson 80, Muslera 81, Davinson Sanchez 80, Zaha 83, Ziyech 81 arkadaşlar, Ziyech. Gençler tabii ki de bu iki takım çok iyi olduğu için, Süper Lig'de çok iyi performansları olduğu için zaten reytingler üst düzeyde. Yedeklerde de Batshuayi arkadaşlar var, Ryan Kent var. Bunların yüzlerine bakarım ikinci yarıda. Değişiklik yapacağım arkadaşlar ben. Bu şekilde. Kadrolar bu şekilde arkadaşlar. Yüzlere falan da hemen bakacağım. Maça gidiyoruz. Fred, Bekao ve Cicu değişikliği yaptım. Arkadaşlar Süper Lig pankartı var yuvarlakta. Güzel bir maç bizi bekliyor. Harika bir maç. Bakalım bizleri neler bekliyor. Buna bir bakalım. Ve maça başlıyoruz. Maça geçmeden önce de arkadaşlar hemen pozisyon tekrarından ben yüzlere bakacağım gençler. Evet. İlk olarak Livakovic. Arkadaşlar Livakovic benzemiş gençler. İyi bir şekilde benzemiş. Rodrigo Becao arkadaşlar, o da yapılmış. Onun da yüzü gençler benzemiş. Livakovic de net yapılmış arkadaşlar. Rodrigo Becao da yapılmış diyebiliriz. Cicu net benzemiş arkadaşlar. Birebir gerçeğiyle birebir yapılmış. Beni falan, sakalı falan benzemiş. Osayi Samuel'in yüzü gençler. Bakın gençler, Osayi Samuel'in yüzü yoktu. Hani Osayi Samuel'in yüzü yoktu arkadaşlar. Osayi Samuel'in de yüzünü eklemişler yani. Benzemiş gençler. Fena yapılmamış. Ferdi'nin yüzü yok gençler, gene yok. Pes Ferdi'nin yüzünü tabii yapamıyor, yapamamış. Yüzü gençler, saçı biraz benziyor ama yüzü yok. İsmail Yüksek gençler, genç oyuncu İsmail'in de yüzü arkadaşlar. Yani gençler İsmail diyebilir miyiz? Yani kötü değil arkadaşlar ama yani gene yüzü yok. Fred Dünya Cümle Yıldız'ın, Fred'in gençler yüzü var gençler tabii ki. Fred gençler benzemiş. Fred net benzemiş arkadaşlar. Yüzü var. İrfan Can'ın yüzü var arkadaşlar. İrfan Can'ın yüzü var. İrfan Can net benzemiş. Duşan Tadic arkadaşlar yüzü var. Net benzemiş. Dünya Cümle Yıldız net benzemiş arkadaşlar. Szymański'nin yüzü de var arkadaşlar. Szymański'nin yüzü de net benzemiş. O da iyi benzemiş. Edin Dzeko 37'lik dev, o da iyi benzemiş. Galatasaray'a geçince Muslera'nın yüzü var gençler tabii. Geçen senelerde de vardı. Gençler yüzler benzemiş. Yani full lisanslamış arkadaşlar. PES, Konami, eFootball 2024'te Süper Ligimizi lisanslamakla kalmamış arkadaşlar. Özenli bir şekilde yüzleri, formaları falan da yapmış. Nelson net benzemiş arkadaşlar, yüzü var. Davinson Sanchez'in arkadaşlar yüzü var. Saça boya indi arkadaşlar yüzü. Yani saçı, saç rengi benzemiş arkadaşlar ama saç stili falan fena yapılmamış. Abdülkerim Bardakçı arkadaşlar, onun yüzü yok gençler sanırsam. Yani yüzü benzememiş galiba. Kaan Ayhan benzemiş gençler tabii ki. Avrupa'dan geldi. Hakim Ziyech, onun da yüzü var tabii ki de benzemiş. Wilfried Zaha arkadaşlar, o da benzemiş. Lucas Torreira arkadaşlar, o da iyi benzemiş. Icardi tabii ki de iyi benzemiş arkadaşlar. Gençler yüzler iyi yapılmış. Bilginiz olsun. Arkadaşlar bir kişiye bakmadım. Kerem Aktürkoğlu, o da benzemiş ve bu kadar gençler yüzler. İyi bir şekilde yüzler yapılmış arkadaşlar. Kerem Aktürkoğlu da arkadaşlar yani kötü değil gençler ama yani yüzü yok gençler onun da, yani tam olarak yüzü yok ama hani Kerem Aktürkoğlu diyebiliriz ya. Yani kötü değil. Evet, top şimdi Fenerbahçe'de. Maça Fenerbahçe başladı. Haydi Fenerbahçe. Edin Dzeko. Edin Dzeko'dan Tadic'e doğru. Tadic'e topu geçmedi. Tadic, Fred. Haydi Fred, pres yapıyor Fred. Fenerbahçe'nin bel kemiği orta sahada. Duşan Tadic, pres yapıyoruz. Fred. Top şimdi Fenerbahçe'de kaldı. İsmail. Ondan iyi noktaya doğru. Szymański. Szymański. Çok şık hareket. Szymański. Szymański vurdu. Defans. Szymański. Fenerbahçe'nin yeni Arda Güler arkadaşlar bu sezon. Yine Arda Güler diyebiliriz Szymański'ye. Duşan Tadic yaptı ortaya. Edin Dzeko falan var ortada ama top taca gidiyor.
Bir tarafta Icardi, bir tarafta Edin Dzeko. Edin Dzeko 83 rating. Hiç fena değil. Fred pası bıraktı İsmail. İsmail iyi döndü. İsmail Muslera. Fenerbahçe etkili başladı maça. Fenerbahçe maça etkili başladı. Haydi gol istiyoruz. Tadic iyi yaptı ortaya. Ceza sahasına doğru kafa vuruşu gelmedi. Şimdi hızlı çıkabilir Galatasaray. Kerem. Davinson Sanchez. Abdülkerim Bardakçı. Pres var. Edin Dzeko topu çekti. Edin Dzeko sol ayak. Evet, İsmail Kartal hücum istiyor. Okan Buruk da aynı şekilde. İki takım da atak oynuyor. Edin Dzeko iyi vurdu. Edin Dzeko'ya topu geçmedi arkadaşlar. Şimdi hızlı çıkma şansı Galatasaray'dan. Galatasaray'ın önünde presi var. Fred. Wilfried. İki takım da çok iyi durum Süper Lig'de. Çok iyi topu kaptı Osayi Samuel. Edin Dzeko'ya topu geçmedi arkadaşlar. Bu arada sol kanat bomboş. Osayi Samuel'in dönmesi lazım arkadaşlar. Abdülkerim Bardakçı. Osayi Samuel müdahale edemedi orada. Zaha Livakovic. Haydi Fred gir araya. Fred girdi. Şimdi topu Dzeko'ya attı. Edin Dzeko. Sol kanattan Szymański ve Tadic kaçtı. Tadic'e de verdik pası. Düşen Tadic. Harika topu kaldırdı. Dzeko vurdu kafayı Muslera. Maç tempolu gidiyor gençler. Maç çok iyi gidiyor. Dakikalar 20. Victor Nelson. Sacha Boey. Gitti Sacha Boey. Hakim Ziyech. Topu kapamadık. Pres var. Arkadaşlar orta seviye iyi maçlar oluyor. Yani güzel. Heyecanlı maç. Pres var. Davinson Sanchez. Szymański. Muslera. Victor Nelson. Edin Dzeko. Topu aldı. Edin Dzeko'dan iyi yere. Szymański çok hızlı pas alan Muslera. O da pas arasını bozdu. Orada hata gelir mi? Geldi. Şimdi topu Szymański'de. Edin Dzeko. Topu çekemedi Edin Dzeko. Wilfried Zaha. Zaha topu iyi çekti gençler. Çok topla buluşuyor. Evet, sol kanattan Varda topu İrfan Can aldı. Bir hata geldi. Edin Dzeko dokunur mu? Son anda Muslera. Son anda Muslera. Uzun top attılar. Uzun top attılar. Top bizde. Bekao. Sol kanatta İrfan. İrfan sıyrılamadı. Dakika 29. Muslera. Uzun bir top. Fred. Fred'den şimdi Dzeko'ya. Dzeko'dan Szymański orada. Olmadı. Icardi. Icardi topunda kaldı. Icardi müdahale geliyor. Bekao. Ondan Dzeko'ya. Edin Dzeko. Topu iyi çekti Edin Dzeko. Pası. İrfan. Ondan da Osayi'ye. Haydi Osayi yap ortayı. Yaptı. Dzeko vurdu Muslera. Edin Dzeko Muslera. Kerem. Kar topu aldı. Icardi verdi şimdi sağ kanada. Aman çalım geldi orada. Kaan Ayhan. Galatasaray geliyor. Galatasaray iyi boşluk buldu. Ceza sahasına girdiler. Son anda Osayi Samuel geliyor. Şimdi Szymański'den de en sola doğru düşen Tadic'e doğru güzel bir pas geçmedi. Geçmedi arkadaşlar top. Şimdi top bizde mi? Edin Dzeko. Topu aldı Edin Dzeko. Bugün çok iyi Edin Dzeko. Ama olmadı. Şimdi top bizde mi kalacak? O pres var, o baskı var. O baskı sonuç veriyor Fenerbahçe. Edin Dzeko aldı. Edin Dzeko karşı karşıya. Edin Dzeko son anda. Arkadaşlar gençler böyle grafikler, görseller benim daha çok hoşuma gitti. Birazcık daha iyileştirilmiş arkadaşlar. İlk inceleme yaptığıma göre. Azıcık daha iyileştirme var. Ben de size söyleyeyim. Maç iyi gidiyor gençler. Şimdi top bizde mi kalacak? Vardı iyi çalım geldi orada. Hakim Ziyech, Kaan Ayhan. Pres var Fenerbahçe'den. Evet topu aldı Bekao. Topu aldı şimdi sol kanat doğru attık. Saha girdi araya. Zaha'nın da arkadaşı etkili oldu. Şimdi top Fred aldı. Fred gidiyor. Fred'den Dzeko'ya. Dzeko'dan da iyi yere. Szymański. Szymański topu kaybetmedik orada.
İrfan kaleci kendi kalesine mi atıyor? Muslera. İlk yarıda Muslera'ya geçemedi Fenerbahçe. İlk yarıda Muslera'ya geçemedi. İlk yarıda Trento Süper Lig'de Wembley Stadyumunda ilk yarı çok etkili Fenerbahçe vardı. 6 şuta 1 şut Galatasaray orada Zaha ile geldi. Fenerbahçe çok iyi kapattı arkadaşlar. Ve ileri diyoruz. Gençler zor. Cidden zor. Hani gol atmak zor. Yani süperstar gençler. Yani tavsiyem gençler. Birazcık maç yapıp süperstar yapın. Ben çok maç yapmadığım için orta seviye yaptım arkadaşlar. Süperstar'da oynamak zor ama bunda böyle gol atmak zor. Ve ikinci yarıya Galatasaray başlayacak. Fenerbahçe önde presi, önde baskısı. Bakalım ne olacak. 0-0'lık eşitlik var. Bir gol istiyoruz. Topu şimdi Edinceto aldı. Edinceto. Çok şık çalımlar attı. Şimanski. Şimanski dışarıya. Topu dışarı atıyor. Fenerbahçe. Muslera kızıyor arkadaşlarına. Muslera kızıyor arkadaşlarına. Edinceto'yu iyi kullanıyor Fenerbahçe. Topla oynama Galatasaray çok ama Arda bir pres geldi top orta kaldı Fenerbahçe orada. Şimanski, Ceko. Edin Ceko bu belliydi arkadaşlar. Bu belliydi çünkü Fenerbahçe çok baskılı oynadı. İsmail Kartal takımı öne çekti. Galatasaray nefes aldırmıyoruz. Taraftarımıza koştuk arkadaşlar. Taraftarımıza koştuk. İyi bir gol. Müthiş bir gol. Bakalım bizleri. Harika arkadaşlar. Harika. Şimanski'den güzel pas. Edin Dzeko güzel bir gol. 1-0 önde Fenerbahçe. Dakikalar 49. Arkadaşlar tek maç yapacağım yeterli. Şimdi top Fred'de. Fred. Edin Dzeko'ya. Edin Dzeko. Topu kazandırı takım arkadaşlarına. Tadic. Tadic. Dzeko'ya doğru topu geçmedi. Hadi uzun pas. İndirdikleri yerde Lucas Torreira var. Topu geçmedi şimdi. Tadic'e topu şimdi aldık. Szymański bıraktı Tadic. Tadic sağ ayak dışarıya. Topu dışarı attı. Tadic resmen gençler top direği sıyırdı geçti top dışarı gitti. Ters ayağına geldi arkadaşlar top. 9 şut. Davinson Sanchez uzun bir top. Pres var. Çıkamıyor Galatasaray. Edin Dzeko harika çekti. Sol ayak müthiş Muslera. Muslera. Harikasınız çocuklar. Muslera. Arkadaşlar Muslera müthiş çıkarıyor bugün. Harika bir maç oluyor. Orta ceza sahasına doğru bir kafa dışarıya. Bir kafa top dışarı gitti. Okan Buruk'un öğrencileri hiçbir şey yapamıyor gençler. Zaha'nın bir atağı var ilk yarıda. Livakovic'in de bir kurtarışı var. Mon'un dışında yok. Fenerbahçe çok baskılı arkadaşlar. Çok. Çıkamıyor bile. Abdülkerim bardaktı şimdi. Abdülkerim. O pres şimdi pas Torreira'dan da pas geçmedi orada. Say Samuel. Şimdi Fred. Fred. Topu aldı gene Fred orada. Müdahale geliyor. Fenerbahçe çok ön planda oynuyor arkadaşlar. Ve ön planda oynama. Szymański. Şimdi Fred. Pası geçmedi arkadaşlar Fred'in. Pası geçmedi. Bu arada boşluk bulabilirler orada. Bulamadılar. Şimdi Edin Dzeko. Pası iyi yere. Ondan da pas geçmedi. Defansa boşluklar bulabilir Galatasaray gençlerde. Kerem Aktürkoğlu topu iyi çekti. Kerem. Kerem gidiyor. Kerem. Kerem gitti gençler. Kerem Aktürkoğlu son anda Szymański. Szymański dikkat. Szymański dikkat. Atağa çıkalım orada. Şimdi çıktık atağa. Dekao'dan da Edin Dzeko'ya doğru. Ama geçmedi. Sasha Boy. Sasha Boy. Bu arada çok iyi yere pas arkadaşlar. Ettiğim noktaya pas. Hakim Ziyech. Icardi. Icardi sıyrıldı. Top sekti. Şut gelmesin orada. Ceza sahası için son anda. Bazı dakikalarda baskısı var arkadaşlar. Dakikalarda baskı iyiden iyi arttı. Topu vuralım ileriye. İkinci golü bulmamız lazım. İkinci golü bulmamız lazım. Rahatlamamız lazım. Çok iyi top. Şimdi topu sayı Samuel'de. Sakin o sayı. Sakin. Sakin o sayı. Topu çıkaramadık arkadaşlar oradan. Topu çıkaramadık.
Bir türlü topu çıkaramıyoruz. Bir türlü topu çıkaramadık. Ceza sahası içi şu son anda. Müdahale bizden mi geliyor arkadaşlar? Livakovic kızıyor arkadaşlar. Livakovic kızıyor arkadaşlar. Çok hatalı pas Substitution. yaptık. Evet, outmuş. Icardi'nin şu topu dışarı attı Icardi. Ilyas Mertens geliyor oyuna. Abdülkerim Bardakçı çıkıyor. Tadic. Dzeko. Dzeko'dan da pas. Fred. Dakika 73. Galatasaray bir dakika vardı arkadaşlar. Hemen oyuna değişiklikler yapıyor. Sacha Boey. Şimdi değişiklik yapacağım. İsmail Yüksek. Ondan da pas geçmedi. Çok soğukkanlı oynamamız lazım. Dries Mertens'ten iyi yere doğru Zaha'ya. Offside. 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 Offside bayrağı havada arkadaşlar. Offside bayrağı havada. Şimdi oyun planına gelelim. Arkadaşlar ben hemen yani Edin Dzeko istenileni verdiği için Edin Dzeko oyundan çıksın arkadaşlar. İrfan Can yine de Ryan Kent'i değiştiriyorum. Ve hemen de yüzlere bakalım. Hemen yüzlere bakalım. Evet, Edin Dzeko 37'lik dev oyundan çıkıyor dakikalar. Arkadaşlar 75, 76 pozisyon tekrarına gireyim arkadaşlar hemen. Arkadaşlar Batshuayi'nin hemen yüzünü görelim. Batshuayi'nin yüzünü yok. Pardon. Biraz oynamamız lazım. İleri atalım. Ha. Şimdi görebiliriz arkadaşlar. Alexander Djiku, Ferdi, Fred Kent. Arkadaşlar Ryan Kent çok iyi bir şekilde benzemiş gençler. İyi yapılmış. Ondan sonra Batshuayi de arkadaşlar benzemiş. Onu da yüzü net. Galatasaray'da ise arkadaşlar Dries Mertens mi girdi? Yok. Angelino girmiş arkadaşlar oyuna. Angelino'nun yüzü arkadaşlar onun yüzü de iyi benzemiş gibi. Ndombele net arkadaşlar benzemiş. Ve Dries Mertens'in de yüzü arkadaşlar benzemiş gençler. Evet, Dries Mertens'in de yüzü benzemiş. Bakalım bizleri neler bekliyor. Fenerbahçe çok üstün götürüyor maçı ama 1-0. Nedense 1-0 arkadaşlar maç. Golü maç olmadı. Szymański. Batshuayi. Biraz da Batshuayi oynasın arkadaşlar. Avrupa golcüsü Batshuayi oynasın. Pas geçmedi. Galatasaray iyi kapattı orada. Tadic. Batshuayi vuracak. Burada mı vuracak? Burada çıkabilir Galatasaray. Bizi çıkartmadık Galatasaray'ı ve Fenerbahçe çok iyi oynuyor arkadaşlar şu an. Şut gelir mi gelmedi son anda. Varız çıkabilirler arkadaşlar. Varız çıkma şansları var. Icardi. Icardi'den de sağ kanada doğru iyi pas. Hakim Ziyech. Foul dedi hakem. Hakem foul dedi. Hakem foul verdi arkadaşlar. 1-0. Bir sıfır önde Fenerbahçe. Ve ikinci golü bulmamız lazım arkadaşlar. İkinci golü bulup atmamamız lazım. Angelino. Ferdi. Şimdi Dušan Tadić aldı. Fenerbahçe hızlı çıkıyor. Dušan Tadić ile. Dušan Tadić topu çok iyi sürdü. Dušan Tadić. Dušan Tadić bıraktı. Batshuayi kaleci. Bir şut daha ve süper yedek. Ryan Kent. Arkadaşlar harika yedek. Ryan Kent gol atıyor. Sacha Boey diyor ki bu çok boşluk bıraktık defansta. Dakikalar 86 ve 2-0. Evet, 2-0 bitmesine ben de sevindim arkadaşlar. Ryan Kent. Burada Tadic topu çok iyi çekti. Pası harika. Batshuayi çok sert müşter. İkinci anda Ryan Kent'in golü. Ryan Kent'in golü. Top ağlara gidiyor arkadaşlar. İyi bir gol attık. Şimdi pas geçti mi? Geçti. Bir gol daha mı? Batshuayi gidiyor. Batshuayi ve gol. Rodrigo golcü defans. Rodrigo Becao. 3-0.
Arkadaşlar maksat size göstermek arkadaşlar, yani Süper Lig derbiyi göstermek. Süperstarla da maç yapacağım arkadaşlar. Bilginiz olsun, orta seviye. Yani gençler gene yani 3-0 bitti arkadaşlar. Yani bu kadar bir gol seviyesine göre 3-0 da az. Süperstar olarak da maç yapacağım. Maksat size oyuncu üzerine formaları, grafikleri, görselleri, Süper Lig'i göstermekti arkadaşlar. Bilginiz olsun. İzlenmeye bağlı olarak süperstar olarak da yapacağım arkadaşlar, aynen. Rövanşı da gelecek yani, bilginiz olsun. Bu arada bir hata daha geldi. Batshuayi topu aldı. Batshuayi gidiyor. Batshuayi Muslera. 90 artı 6 verdi hakem. 90 artı 6 verdi. Bu arada hızlı çıkma şansı olabilir mi Tadic? Tadic çok usta. Bu arada bir hata mı geldi bizden? Hata geldi galiba, evet. Michy Batshuayi pas hatası geliyor. Ne başardı zamanı oynuyor arkadaşlar. Bekao. 3-0 öndeyiz. Muslera. Şimdi biri attı orada. Hakim Ziyech'ten Sasha Boye etkili geliyor Galatasaray. Orta Livakovic. Topuna geldi bu arada Livakovic. Aman Livakovic. Ve maçı Fenerbahçe alıyor. 3-0 Fenerbahçe aldı. Dzeko, Kent, Bekan golleriyle Fenerbahçe taraftarına doğru koşuyor. Süper Ligi de size gösterdim arkadaşlar. Güzel maç oldu. Fikret Zaha'nın da etkili hata vardı arkadaşlar. Galatasaray da hani bir aralar baskı kurdu ama yeterli değil. Edince arkadaşlar bak, burada taraftarlar karşısında konuşuyor ama bunu görebilsek arkadaşlar, yani en azından şu alt yazıları falan görebilsek. Maçın yıldızı seçildi Edin Dzeko. Yine benzemiş arkadaşlar. 37'lik dev. 37'lik dev arkadaşlar. Fenerbahçe'nin 15 şutu var. Kaleye vuran 9 şutu var. Galatasaray'ın 2 şutu var arkadaşlar. Paslar daha fazla pas yapmış. Top kesme daha çok Galatasaray'ın. Top çalma 4. Kurtarış 8'e 1. Ve Fenerbahçe üstündü. Ceko 7,5 almış arkadaşlar. Nelson, Davinson Sanchez 6 almış. İyi maç. Arkadaşlar maçı bitir diyorum. Arkadaşlar bir videomuzdan sonra doğru geçelim. Ben size Süper Lig'i göstermekte gençler maksat. Hani Süperstar ya da zor oynamak değil. Çünkü gençler Süperstar oynasaydım çok gösteremeyecektim arkadaşlar size. Rövanşını yapacağım gençler. Bilginiz olsun, Süperstar olarak yapacağım. Arkadaşlar bir videomuzdan sonra doğru geçelim. Süper Lig gelmiş arkadaşlar. Transfer Süper Lig, siz de güncelleme yaparak bunu oynayabilirsiniz. Arkadaşlar kendinize çok çok iyi bakın diyorum. Takipte kalın. Hoşça kalın.